Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serpil'de yepyeni bir video daha bekliyoruz arkadaşlar. bugün videomuzda sizlere FIFA 18'in ilk sızdırılan görüntülerini göstereceğim arkadaşlar. FIFA 18 biliyorsunuz her zamanki gibi E3'te tekrardan bir sızıntı oldu. Tabi bu her oyunda oluyor. Bunun önüne geçemiyorlar arkadaşlar. Çünkü adam çekiyor kamerayla. Yani adamı da zorla çektirmeyecek halleri yok. ama her sene bu şekilde birazcık da olsa bir görüntü sızıyor arkadaşlar. Ben de şimdi sizlere X'den görüntüleri izleteceğim. Bu başta izlemiş olduğunuz intro arkadaşlar. Birini tasarladığı bir şey yani gerçek değil. Tamam video girelim diye arkadaşlar. Onu koydum. Şu an ekranı görmüş olduğunuz gameplay arkadaşlar. FIFA 18'in resmi gameplay'i görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben öncelikle dikkatimizi en çok çeken şeyi söyleyeyim. Sağ kenarları ve grafikler birazcık daha canlı gözüküyor ancak hani oyun içi olarak birazdan Nintendo Switch'teki gameplayi de izleyeceğiz. Oyun içeriği olarak yani Mesela FIFA 16'da arkadaşlar daha çok hıza dayalı bir oyun vardı. FIFA 17'de Hızdan çok mesela takım oyunu, pas yapma ve özellikle defansı iyi yapmanız gerekiyordu gibi gibi şeyler vardı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar EA Sports vardı şu anda Nintendo Switch'teki gameplayi izliyorsunuz arkadaşlar bunu da göstermek istedim sizlere. E, zaten sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar oyun motoru zaten FIFA 17'de değişti. Yani FIFA 18'de oyun motorunu tekrar değiştirmeyeceklerine göre bence oyun yapısı olarak çok benzer bir oyun olacak. Sadece arkadaşlar işte oyuna yeni eklemiş oldukları ikon tarzı şeylerle bence birazcık daha oyunu heyecanlandırmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yoksa gameplay olarak yani pasta dayalı bir oyun ee, i̇yi defans yapmaya ve dribbling'e dayalı bir oyun olacağını düşünüyorum. Zaten FIFA 16 oyun arasında bence daha kadar fark vardı ama 17-18 arasında bu kadar bir uçurum olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi zaten videonun ilerleyen kısmında daha fazla da bilgi vereceğim. FIFA 18'e arkadaşlar her zamanki gibi tekrar Eylül'ün sonunda çıkacağı söyleniyor. 29'unda abiyorsunuz geçen sene Türkiye'de ilk fullünü çeken bizdik biz tekrardan oyun arkadaşlar Allah kısmet ederse aynı 20'si gibi alacağız ve sizlerle birlikte ben bu oyunu buluşturacağım arkadaşlar tekrarda Türkiye'de ilk olacağız inşallah bu arada arkadaşlar kanalımızın ismini biliyorsunuz ki artık futbolcularla video gelecek ee, artık çok daha resmi ve çok daha elit bir kanal olacağız arkadaşlar bu da ne demek oluyor artık daha büyük futbolcular daha büyük projelerle sizlerle birlikte olacağım Önümüzdeki sene Premier Lig'de oynayan bir sürü futbolcuyla video çekeceğiz arkadaşlar. Size bunun sözünü ben şimdiden veriyorum. Bu yüzden kanalımın ismini Oğuz Erdoğan olarak değiştirme kararı aldım. Size bu karar doğru mu değil mi? Lütfen lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bunun dışında arkadaşlar bu cumartesi günü Ryan Babel ile olan videomuz geliyor. Sizlerden tek ricam bu cumartesi gününe kadar arkadaşlarınızı bu kanala toplarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. O videodaki emek 5-6 aylık bir emek. Menajerlerle konuşma, kendisiyle konuşma. O videomuzda inşallah karşılığımızı alırız diyorum arkadaşlar. E, hepiniz cumartesi günü bu kanalda bekliyorum. Bu arada hala gameplay izliyoruz ve şimdi size birkaç tane daha bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar FIFA 18'de bu ikon denilen şey gelecek. Ve sonunda arkadaşlar Allah'ıma şükürler olsun ki sonunda FIFA arkadaşlar anlaştı. PlayStation 4 ile FIFA anlaştı. Bu ne demek oluyor? Artık eskiden Xbox'ta olan bütün içerikler e, artık PlayStation'da da olacak. Mesela Legend gibi. Ancak şöyle bir rivayet var arkadaşlar. Her ne kadar doğru her ne kadar yanlış bilmiyorum. Legend kavramı yani arkadaşlar. Xbox'ta çıkmıştı biliyorsunuz. İlk başta Xbox'ta çıkmıştı Legend kavramı. Ancak şimdi PlayStation 4'te anlaştıkları için galiba Legend ismini kullanamıyorlar. Yani Legend'ın şeyi Xbox'ta kaldı galiba. Dolayısıyla PlayStation 4'te Legend'lar yeni ikonlar çıktı. Ee, daha doğrusu şöyle diyorlar daha şöyle açıklayayım size. Oyunlar tamamen Legend'lar kalkacak Xbox'ta ve PlayStation'da sadece e, ikon olacak diyorlar. Bunu doğrulayan bir şeylerden bir tanesi arkadaşlar Pelé'nin hem ikon hem legend olması yani sonuçta nasıl bir şey olabilir hem ikon hem legend Birazcık değişik bir şey. Gerçekten çok değişik bir şey. Çünkü paketten hani hangisi çıkacak? Burada işte zaten olay patlıyor arkadaşlar. Çoğu rivayette bunu doğruluyor. Yani aslında hani oyunla lezzetler kalkıp sadece ikonlar olacak. Veya Xbox lezzetler PlayStation 4'e ikonlar olacak tarzı böyle birazcık konuşmalar dönüyor arkadaşlar. Ee, bence bu çok da mantıklı bana kalırsa. Çünkü anlaşma ilk, ilk başta Xbox'ta olduğu için bu konuştuğumuz şeyler birazcık daha olayı e, mantıklı hale çıkarıyor diyebiliriz. Oyuna yeni gelen isimler Maradona, Thierry, Henry... Ee, yaşın arkadaşlar çok iyi bir kaleci. Ya onun gelmesi bence oyunu çok 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 etkileyecektir arkadaşlar. Ronaldo ve Pele var arkadaşlar ikon olarak. Yani Thierry Henry zaten Twitter'a falan salladı. Çünkü Thierry Henry'nin çok seveni var. Hani Maradona'yı o kadar çok seven yok ama Thierry Henry gerçekten Twitter'ı dün salladı arkadaşlar. Tabi 5 tane ikon olmayacak. Bunu zaman geçtikçe açıklayacaklar. Ama birazcık da olsun sizleri Fonsex'e bağlamak ve oyuna bağlamak ve hype yaratmak için arkadaşlar. Birazcık daha tabi bunları parça parça şeklinde açıklayacaklarını düşünüyorum. Özellikle hani Türk bir legend falan gelirse arkadaşlar çok güzel olabilir. Ama Türkiye'den kim gelir derseniz hani... Yani gelse gelse herhalde Hakan Şükür falan gelir gibi duruyor yani. Çünkü çok fazla aslında tarihe bakıldığı zaman çok iyi bir de bir Türk futbolcumuz aslında yok. O yüzden kim gelir bilemiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi benim size video içinde sorduğum soruları yorumlara cevaplarsanız çok sevinirim. Cumartesi gün Ryan Mobile videosu geliyor. Kanalımızda da Oğuz Erdoğan oluyor arkadaşlar ve sonunda size söz verdiğim o videoyu sizlerle buluşturacağım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bunları da ben buldum. Kanal telif yiyebilir ama hiçbir sıkıntı yok. Gerse yesin. Yediğimiz yeğden... Yemediğimiz momentumdan olsun arkadaşlar. Videoya bir beğeni bırakırsanız beni ama çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Özellikle bugünlerde motivasyona çok ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Allah orucunuzu kabul etsin. Şimdiden size hayırlı savurlar diliyorum. Ve cuma akşamı arkadaşlar çok efsane bir canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>